Erhan merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür çok iyi. Biraz da... Kamptasınız. Evet, aynen öyle. Şimdi sana taraftarların sormak istediği sorular var. Öncelikle şuradan başlayalım. Erhan Kavak kimdir? Erhan Kavak, ben İsviçre'de doğdum, büyüdüm. Annemler babam Türkler. Orada 40 sene önce yerleştiler. Orada doğduk, büyüdük. Futbola başladık 8 yaşımızda. Öyle gele gele Young Boys'ta başladık futbola sonra. Oradan devam edince bir anda adımız Karşıyaka'ya geldi. Aynen öyle. Şu an bizde oynuyorsun. Peki hobilerin nelerdir Erhan? Bize anlatabilir misin? Yani benim hobi, genelde ben futboldan başka bir spor yapmam. Ama hobi dersen yani ben mesela yemeği çok severim. Yani yemeğe gitmeyi severim. Arkadaşla bir ortam yapmayı çok severim. Genelde hobilerim böyledir yani. En sevdiğin yemek var mı? En sevdiğim yemek mantıdır. Mantı mıdır? Bayılırım. Sarımsaklısı çok güzel oluyor da. Çok oluyor. Ama sıkıntı yaratıyor bazen. Aynen. Eşimiz de yemesi gerekiyorsa sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Peki şu soruyu özellikle bugün sormak istiyoruz. Yani Karşıyaka senin için ne ifade ediyor? Yani Karşıyaka'ya geldiğinde neler hedefledin, ne istedin, ne düşündün? Senin için neyi ifade ediyor? Bu bizim için önemli bir soru. Yani Karşıyaka, şimdi ilk duyduğumda Karşıyaka benim için, hiç tanımıyordum kulübü. Harbiden söylemem gerekiyor ama ben de tabii bir takımın, bir kulübün formasını giyerken tabii biz de biraz araştırıyoruz yani neyin formasını giyiyoruz. Ben acayip Atatürkçüyümdür. Çok duyduğum şeyler taraftarlarıdır. Evet. İnanılmaz ateşli taraftarımız var. Ben de tabii şimdi bu iki senede tamam çok hissedemedik çünkü o kadar başarılı değildik yani. Ama evet, böyle birkaç maç vardı yani işte Adana maçı. Yani geçen sezon ilk 1-2-3 maçı yani inanılmazdı yani. Ben o hiç unutmam. Antep maçında cezalıya da lisansım yetişmedi. Yani ben tribünde otururken tüylerim diken diken oldu. Ben onları süper, hiç hayatımda unutmuyorum. Süper. Yani biz de tabii yani her şey elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta taraftar da onu bizden bekliyor. Biz de onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben şeyi hatırlıyorum. Geçen seneydi herhalde. Bir gün gene ilk yarılarından bir maçtı. Lig bitimine yakın bir maçtı. O maçta gene mağlup olmuştuk herhalde. Ama senin böyle röportajın var TRT 3 Spor'da. Orada maçıydı. Orada maçıydı. Orada maçıydı. Orada mesela senin yani gözlerinin dolduğunu hissettim. Aynen öyle. Gözlerinin ya dolduğunu görmüştüm ve bu bizi acayip şekilde etkilemişti. Yani sonuçta Karşıyaka forması çok kutsal bir forma. Yani onun hakkını vermek çok önemli. Yani biz de hani futbolcunun her zaman terinin o formaya akmasını istiyoruz. Önemli olan oradaki oyun, yani inanç, hani topa kafa uzatmak, tekmeye işte kafa uzatmak, bunlar bizim için, taraftar için önemli şeyler. Hani sizlerden de bunları bekledik her zaman. İnşallah hayırlısı olur diyorum. İnşallah. Daha lig bitmedi yani. Daha bir uzun bir maraton var yani. Daha da. İnşallah bizim için hayırlısı olacak gibi gözüküyor. Tek istediğimiz yani takım olarak tam destek zaten her zaman veriyorsunuz. Yani daha iyi günler gelecek, bunu tamam, inanıyoruz yani. Erhan, sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben de teşekkür ederim. Bize bu röportajı verdiğin için. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim.